Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler ve sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Korkma sönmez bu çabalarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten sanacak o be milletimin. Yıldızıdır parlayacak o benim dira benim milletimin dir ancak. Çatma kurban olayım çehrenin en adıyla. Kahraman ırkıma bir günü bu şiddet bu celal sana alma döküler. Kanlarımız sonra el hakkıdır. Hakka tapa milletimin istiklal. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Akören İlkokulu'ndan Elif Akören'i buraya davet ediyorum. 23 Nisan gününün anlam ve önemi. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Ve 23 Nisan ilk defa çocuk bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Diğer ülkelerin de katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güveninin ve büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramı olan 23 Nisan'ları çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisan'lar önemli bir vesiledir. Bayramımız milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Mehmet Paşa İlkokulu'ndan Turan Mehmet Paşa'yı 23 Nisan isimli şiiri okumak üzere buraya davet ediyorum. 23 Nisan, bu ne duru sabah, ne temiz hava. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva. Sarmış gönülleri vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor, gökler de dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler, sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu. Şu mini mini tombul yanaklı, yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı, gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey, yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak, Atatürk bu kara günü ak eden, Atatürk andımız en kutlu sancak. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar, coşsun gönlünüzde de Türklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var, her yönden geliyor Nisan kokusu. Hasan Latif Sarı Yüce. Atatürk'ün çocuklar ile ilgili söylediği güzel sözleri okuması için 15 Temmuz İlkokulu'ndan Tuna 15 Temmuz'u davet ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, onları Türk Devleti'nin geleceği olarak belirlemişti.
ülkelerini seven, tarihine saygı duyan, devletini ileri götürmesini istediği çocuklara nasihatler bırakmıştı. İşte Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler. Küçük hanım ve küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Mustafa Kemal Atatürk. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Mustafa Kemal Atatürk. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, güneş doğmasın, ne çıkar? Yurda ay yıldızın aşığı yeter. Hoş geldin 23 Nisan isimli şiiri okumak üzere Atatürk İlkokulu'ndan Kezban Atatürk İlki sahneye bekliyoruz. Hoş geldin 23 Nisan. Günlerdir yolunu bekledik durduk. Sen geleceksin diye çiçek açtı bahçelerdeki bütün ağaçlar. Leylekler yuvalarına döndü. Toprak ısındı, uyandı karıncalar. Çoluk çocuk yollara döküldü. Bugün sevinç içindeyiz hepimiz. Bayraklarla süsleniyor balkonlar. Caddelere taklar kuruyor. Bizim marşı çalıyor bandolar. Nasıl sevinmeyelim geldiğini. Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram. Hoş geldin 23 Nisan. Sana gözlerimizden sevinç, bahçelerimizden bahar getirdik. Bari hemen bitivermese bu yolculuk. Seni kucaklamaya geliyor bugün. Köyler, şehirler dolsun çocuk. Atatürk'ün bir anısını okumak üzere Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'ndan Veysel Adnan'ı buraya çağırıyoruz. Atatürk bir gün çocuk balosuna gider. Ortalıkta bir şaşkınlık havası doğar. Küçük bir oğlan solunun orta yerinde kalır. Bu yavru hayranlıkla bir sürü Atatürk'e baktıktan sonra Atatürk'üm seni öpmek istiyorum der. O ortalığa bir sessizlik dalgası yayılır. Bu derin sessizliği Atatürk'ün sesi bozar. Öyleyse gel öp der. Çocuk koşarak Atatürk'ün boynuna sarılır. O sırada diğer çocuklar da biz de biz de diye bağırırlar. Böylece tüm çocuklar atayı doya doya öper. Öperler. Bu görüntü çoğu kişiyi ağlatır. Büyük Atatürk de ağlar. Evet, Türk çocuklarının bu engin sevgisi için sağlar. Hem de sevinç gözyaşlarına dökerek o gün çevresindekileri övünçle işte benim kuşaklarım der. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Hasanpaşa İlkokulu'ndan İrem Sosanpaşa'yı buraya davet ediyorum. Çocukların dileği. Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne, melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gök kuşağı olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda pırıl pırıl, saydam kanatlı, kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Teşekkürler Atatürk. Teşekkürler Atatürk. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Bir çocuğun gözünden 23 Nisan yazısını okuması için Zübeyde Hanım Ortaokulu'ndan Yakup Zübeydi'yi sahneye bekliyoruz. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir. 23 Nisan aynı zamanda bir milli bayramdır. Bugün çocuklara armağan edilmiştir. Bize verilen bugünü her yıl heyecanla bekliyoruz. 23 Nisan bize verildiği için
herkese çok teşekkür ederiz. 23 Nisan kutlu olsun. Programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.